Çocuklar bu bonbon denen güzel ayı, iri iri siyah gözlü, boz renkli, parlak tüylü, sevimli mi sevimli, çok güzel bir ayıymış. Gözlerinde öyle bir parıltı varmış ki, onu gören bütün komşu hayvanlar böyle kucaklarına alıp sevmek, hoplatmak isterlermiş. Hatta ormanda bazen gezerken herhangi bir avcı onu görünce silahını ona doğru çevirdiğinde onun gözlerine bakınca hemen vazgeçer, silahı aşağı indirir, gülümser, hadi git, hadi git dermiş. Onu hiç vurmazmış yani. Çok güzel bir hayvanmış ve o güzelliği kadar da çok iyi bir kalbi varmış. Mesela mahallede öyle bir inanç varmış ki, eğer bu küçük ayı yavrusuyla karşılaşırsa günaydın, merhaba, nasılsınız derse o gün o hayvanların günleri çok iyi geçermiş ve çok mutlu, huzurlu olurlarmış, rahat yiyecek bulurlarmış, koşup oynarlarmış. Hatta avcılar bile onları görse vurmazlarmış. Ama komşuların inancına göre bu ayı yavrusu uğurluymuş. Çünkü ne zaman onu görüp günaydın, merhaba, nasılsın derlerse o gün günleri çok güzel geçermiş, çok iyi geçermiş. İşte bu yüzden komşular ona uğurlu bonbon demişler. Ve uğurlu bonbonu görmek için de o geçiyorsa kapılara çıkarlarmış. Bacaları çıkarlarmış. Merhaba bonbon, boncuk, nasılsın bugün? Ne var ne yok derlermiş. Ve bütün hayvanlar onu sever, korur ve çocuklarını yani yavrularını onunla oynasınlar istermiş. Uğurlu Bonbon'un en çok sevdiği oyun neymiş biliyor musunuz? Bir kocaman ağacı başka bir ağaca dayayıp tahterevalle oynamak görüyor musunuz? En çok o onu seviyormuş. Bir de bal yemeyi seviyormuş. Bala bayılıyormuş. Annesi de onu bildiği için ağaçlardan bir sürü bal toplayıp inlerinin bir köşesine biriktiriyormuş. İşte bu bizim güzel ayıcık bir sabah uyanmış, esneyerek ininden dışarıya çıkmış, bir nefes almış, iki üç kere oralarda koşuşturmuş. Ondan sonra gelmiş eve, ne kadar da acıkmışım demiş. Birazcık bal yesem çok iyi olur. Annem de erkenden evden gitmiş demiş. Bir tane yiyeceğim, anneme söz vermiştim demiş. Ama çocuklar bal peteklerini kurmuş, anne kenara koymuş. Bir tane yemiş. Bir tane daha yemiş. Bir tane daha yemiş. Kendini tutamıyormuş. Gene çok yedim. Annem çok kızacak bana şimdi diye. Üzülerek balları bırakmış anne korkusuyla. Ondan sonra yalana yalana diliyle çok susadım, su içmem lazım demiş ve dereye doğru gitmeye başlamış. Giderken de sesi de güzelmiş ve şarkı söylüyormuş. Oh, ne güzel şey yaşamak. Orman serin, güneş parlak, bonbon yedi mi balları, sonra oynamalı. Lay lay lay. Böylece şarkı söyleyerek giderken, merhaba bonbon demiş incecik bir ses. Nereye gidiyorsun böyle neşe içinde demiş. Bakmış küçük bir serçe. Aa, minicik serçe sen misin? Annemin biriktirdiği ballardan çok yedim. Çok susadım. Dereye gidiyorum su içmeye. İçim yandı. Çok susadım demiş. Ve giderken biraz durur musun bonbon demiş. Bak ben bugün takla atmayı öğrendim. Çok güzel taklalar atıyorum. Bak bana bas ne olur demiş. Ve cikcik başını dikmiş, kanatlarını açmış. Başlamış taklalar atmaya. Bonbon o kadar şaşırmış ki nasıl dönüyor böyle havada nasıl dönüyor diye. Ağzı açık ona baka kalmış. Tabii ayı yavrusunun kendisini çok beğenmesi ve çok şaşırması cikciği o kadar mutlu etmiş ki
Döndükçe dönüyormuş, yükseliyormuş yukarılara, tekrar döne döne aşağı iniyormuş. Ama işte yorulduğunun farkına varmamış. Birkaç tatlı daha atarken başı dönmüş, çok kötü olmuş ve tak diye bir ağacın gövdesine kafasını vuruvermiş. Eyvah demiş, serçecik öldü gitti. Çok üzülmüş Bonbon. Hemen koşmuş, onu avucunun içine almış. Onlar oynarlarken bir yere kafasını, başını, kolunu vururlarsa anneleri soğuk su dökermiş üzerine. Soğuk suyla ovarmış. Bu gelmiş aklına tavşancığın. Hemen almış cikciki, koşa koşa dereye götürmüş, yatırmış kenara, biraz su serpmiş, biraz ovalamış başını. Baygın yatıyormuş küçük kuş. İnşallah ölmez diye de bir taraftan dua ediyormuş ayıcık. Ve bir süre sonra gözünü açmış cikcik ama öyle boş boş bakıyormuş. Ayıcığı hiç tanımamış. Ben neredeyim, sen de kimsin diye söylenmeye başlamış. Küçük ayı, sen demiş takla atarken kafana ağaca vurdun, yere düştün, bayıldın. Ben seni derenin kenarına getirdim. Şimdi biraz daha iyi misin? Dur sana birkaç böcek tutup getireceğim. Onları ye, biraz rahatla, güç al demiş. Gitmiş etraftan bir iki böcek tutmuş. Cikcik'in sevdiği böceklerden. Getirmiş, ona yedirmiş. Biraz kendine gelmiş. Of of of, neredeyim ben acaba demiş. Neredeyim ben acaba? Cikcik, bu bonbon sen misin demiş. Bak, ve de çocuklar. Kendine gelmiş cikcik. Çok demiş acıdı, başım da çok acıyor. Benim gidip dinlenmem lazım. Bana biraz su içirir misin demiş bonbona. Bonbon avcuyla su getirmiş, cikciye su içirmiş. Hadi ben artık gidiyorum demiş. Uyuyacağım evde. Birazcık yuvama gidiyorum. Başımın ağrısı geçsin demiş. Güle güle küçük serçe, ama giderken dikkat et demiş. Ama serçe böyle bir sağa gidiyormuş, bir sola gidiyormuş. Kafası döndüğü için hala doğru dürüst uçamıyormuş. Bonbon arkasından bakmış. Zavallı demiş. Çok fena vurdu başını. Küçük serçeye inşallah bir şey olmaz demiş. Ve serçecik oradan uzaklaşmış. Bonbon da aklına gelmiş ki çok susamıştı. Su içecekti. İçi yanıyordu. Hemen dereye gitmiş. Kana kana su içmiş. Ondan sonra rahat bir nefes almış. Bir iki zıplamış, oynamış. Yeşil otlarda acaba ben de cikcik gibi böyle takla atabilir miyim demiş. Denemek istemiş ama hem ensesini acıtmış hem de ayakları iyi tutmadığı için yan düşmüş. Bir türlü yapamamış bu işi. Neyse demiş. Herkes ne kadar çok yapamadığı şey varsa oturur, çalışır, tekrar tekrar alıştırma yapar ve öğrenir. İlk önce kötü yapabilirim ama inanıyorum ki daha sonra zaten daha güzelini, en güzelini yapabilirim. Bütün mesele kendime güvenmem ve de çok çalışmam demiş. İşte öyle yeşil otların arasında takla atmaya devam ederken bir ara tam belinin arkasında, sırtında, toprakla sırtı arasında böyle bir kıpırdanma hissetmiş. Allah Allah, ne bu acaba demiş benim sırtımda olan. Hemen kenara çekilmiş. Bakmış minicik bir tarla faresi. Bonbon demiş, az kaldı beni ezecektin. Görmedin. Çok özür diliyorum demiş Bonbon. Affedersin, gerçekten görmedim. Görsem hiç seni ezer miyim? Çok üzüldüm, ne olur beni affet demiş. Bu sefer fare akıllı kafasını şöyle bir dikmiş, gururlanmış ve zarar yok Bonbon, tamam tamam demiş. Özür dileme, nasıl olsa demiş, bir günde ben seni ezebilirim. Ayıcık böyle kafası kapatmış elini ağzına. Gülmemek için kendini zor tutuyormuş. Küçücük bir fındık faresi, tarla faresi benim üstüme basacak, beni ezecek ve görmeyecek. Nasıl olur bu diye gülüyormuş. Hadi ben gidiyorum demiş fare. Gitmiş.
Ama o gittikten sonra bizim Bonbon katıla katıla gülmüş. Hay Allah, şu farenin de işine bak diye. Ve Bonbon bütün yavrular gibi çok meraklıymış. Siz de öyle meraklısınız değil mi? Birçok şeyi öğrenmek istiyorsunuz, bakmak, bilmek istiyorsunuz. İşte Bonbon da öyleymiş. Bütün gün gezer dolaşır, etrafta gördüklerini annesine anlatırmış. Anne de ona, şuna dikkat et, bunu sakın yapma. Aman bir aslan kaplan da gelebilir, bir büyük yılan da gelebilir. Bunlara çok dikkat et. Onlar her zaman bizim için düşmandırlar ve açsalar mutlaka bizi yerler, parçalarlar. Sakın ha bilmediğin yerlere gitme dermiş annesi. Ama bonbon işte bu. Meraklı bonbon, uğurlu olduğu kadar da meraklı. Gene bunları unutmuş, gülerek, şarkı söyleyerek ormanda dolaşmaya başlamış. Orman biraz böyle sık ağaçların olduğu yerde kararınca canı sıkılmış. Daha aydınlık bir yere gideyim falan diye ararken bakmış etrafında çok güzel çeşitli tavşan, sincap, hayvan yavruları. Onlarla da biraz oynamış. Fakat o kadar renkli ve güzel bir kuş gelmiş ki neredeyse bizim tavuklarımız kadar büyük bir kuş ve kanatları çok güzel. Adı da sürülmüş bu kuşun. İlk defa görüyormuş ayıcık onu. Hiç bu kadar renkli, kanatlı, güzel bir kuş görmedim. Acaba uçabiliyor mu diye onun arkasına takılmış. Ama sülük koşuyor, koşa koşa gidiyormuş. Uçmuyormuş o sırada. Uçamıyormuş ya. Ve sülünün arkasına öyle bir takılmış ki çocuklar. Ormanın karanlıklarına doğru gidiyormuş sülün. O da arkasından gidiyormuş. Sakın bilmediğin yerlere gitme lafını unutmuş. Annesi ona her akşam söylermiş ama unutmuş. Ve giderken giderken pat diye ayağına bir şey sarılmış ve düşürmüş yere bonbonu. Bonbon önce bir yılan sanmış onu. Eyvah, sarıldı ayağıma. Bana zarar verecek demiş ama bir de bakmış ki ayağına sarılan bir yılan değil, bir urgan ipi. Ondan önce gelmişler avcılar. Oraya bir tuzak yapmışlar. Bu tuzağa bizim küçük bonbonumuz tutulmuş. Ayağını çekmek, kurtarmak istedikçe ip iyice bağlar, böyle sıkıyormuş, bileğini iyice sıkıyormuş. Ve yatmış, eyvah demiş, bu güzel dünya, yaşamak çok güzel, bu güzel dünyayı tanımak, bilmek çok güzel. Ben şimdi artık bu benim son günümdü demiş, herhalde öleceğim. Eğer avcılar beni alırlarsa belki bir sirke verecekler, belki de burnuma çengel takıp beni oynatacaklar, etrafta gezdirecekler. Ben ne yapacağım şimdi diye ağlamaya başlamış. Annemi de çok özledim. Keşke yanında olsaydı. O beni kurtarırdı diye. Nasıl ağlıyormuş? Bağırsam diyormuş, sesimi duyarlar mı acaba? Ama sonra da akıllı bir bonbon bu ya. Ama diyormuş, bir kaplan, bir aslan, bir başka yılan duyar da gelir beni burada yerse kaçamam da. Bağıramıyormuş da onun için. Ama çocuklar hüngür hüngür ağlıyormuş. O güzel parlak gözlerinden dereler gibi sanki yaşlar akıyormuş. Ya aradan epey zaman geçmiş. Artık akşam üzeri olmak üzereymiş. Çok çok üzülmüş. Yani ne kadar rahat, güzel bir hayatım vardı. Ne diye bilmediğim yerlere geldin? Ne diye böyle yaptım? Hem söylenip hep ağlıyormuş. Bu arada böyle çok hızlı bir şey yukarıdan vırt burnuna vurmuş, tekrar yukarı çıkmış. Ve gelmiş bonbonun başına konmuş. Bu kimmiş biliyor musunuz? Sabahleyin kurtardığı cikcik, serçe. Bonbon sen misin demiş. Bak bu evin, bu o şey ağacın üstünde benim yuvam demiş. Senin ağlamalarını duydum, konuşmalarını duydum. Kim bu acaba diye geldim. Niye ağlıyorsun, niye yatıyorsun orada demiş. Bonbon baksana ayağımdaki urgana demiş. Bak ipe demiş.
Ben bir tuzağa yakalandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok üzülüyorum demiş. Ağlama bonbon demiş. Üzme kendini. Moralini bozma demiş. Ben sana yardım getireceğim. Nasıl getireceksin? Görürsün şimdi demiş. Hadi bak sakın ağlama, gürültü de yapma, gelmesin vahşi hayvanlar demiş. Serçecik uçarak gitmiş. Biraz sonra çocuklar 7-8 tane sincabı almış, bakın bu sincaplara demiş ki hadi bakalım kazma dişler demiş. Sivri olduğu için sincapların dişleri takılmış ona serçe. Hemen bonbonumuzu kurtaralım buradan avcılar gelmeden. Başlayın bu urganı, ipi kemirmeye demiş. Sincaplar hepsi bonbonun ayağının dibine gelmişler. Dişleriyle kemirmişler, kemirmişler, kemirmişler. Biraz sonra çocuklar ayağındaki ip kopmuş bonbonun. Hep kurtulmuş. O kadar sevinmiş ki çünkü o bütün ümidini kaybetmiş, ağlıyor ağlıyor oturuyormuş. O kadar sevinmiş ki sincapları bir bir almış, öpmüş, sarılmış, teşekkür etmiş. Çik çiki de kucağını böyle avcuna almış. Çok teşekkür ederim. Bana dünyanın en büyük yardımını yaptın. Bunu hiç unutmayacağım. Seni çok seviyorum demiş. Hadi kalk kalk söylenme demiş Çik Çik. Akşam oluyor. Şimdi avcılar gelir, seni yakalar, alır götürürler. Çabuk yuvana git, yat uyu. Yarın dere kenarına gelir, oynarız seninle gene. Olur mu demiş. Olur demiş ayıcık ve koşa 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 eve gelmiş. Ama içinde o kadar büyük bir sevgi, o kadar büyük bir sevinç varmış ki. Annesi henüz eve gelmemiş. Kapının önünde annesini bekliyormuş. Hemen her şeyi ona anlatacakmış. Ve de yaşadığı için, kurtulduğu için çok 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 mutluymuş. İşte böyle çocuklar, küçük ayımızın bir günü de böyle geçmiş.